destek veriyor. İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde trafik denetimleri hem karadan hem de bu şekilde havadan sürüyor. Helikopter denetime Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinden başladı. Trafikte yapılan ihlaller tespit edilerek karadaki ekiplere bildiriliyor. Jandarma ekipleri İstanbul'da karadan yapılan denetime ise 326 tim ve 1036 personelle destek veriyor değerli izleyenler. Efendim şimdi de otogarlardaki son duruma bakalım. Türkiye'nin en büyük otogarlarından biri Esenler'de biliyorsunuz. Orada nasıl bir hareketlilik var? Önceki bayramlarda olduğu gibi yoğun bir kalabalık var mı? Yanıtları Abdülvahap Kartal'dan alacağız. Fatih Çimen, evet, Esenler Otogarı'ndayız. Şu an İstanbul'un en büyük otogarı. Şunu aktarmakta fayda var. Özellikle bayramı memlekette geçirmek isteyenler ve bunu son güne bırakanlar burada bir yoğunluk oluşturdu. Ama yoğunluğun bir önceki bayramlarıyla kıyaslayacak olursak maalesef biraz daha bu yoğunluğun az olduğunu belirtebiliriz. Tabii bunda koronavirüs salgını etkisi olduğunu söylemek mümkün. Koronavirüs salgını yolcuların yolculuk alışkanlıklarını değiştirdi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan aldığımız bilgilere göre Fatih Çimen, vatandaşların büyük bir çoğunluğu şahsi araçlarını kullanarak memlekete gitmeyi tercih etti. Konuştuğumuz yetkililer şu ana dek ek seferler konulmadığını söyledi. Yani vatandaşlar bilet bulmaktadır. Zorlanmıyor. Yine geçen seneye göre dediğimiz gibi yaşanan vatandaş yoğunluğunun %30 oranında bu yıl yaşandığını belirtebiliriz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsler bilindiği üzere yarı kapasiteyle çalışıyor. Şehir arası otobüslere talep geçen seneye göre bu sebeple az olduğunu belirtelim. Otogar etrafında da otobüslerin giriş çıkışlarının şu an için rahat olduğunu söyleyebilirim. Fatih Çimen, sözü tekrar sana bırakalım.